Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere patlıcan sarma tarifim var. Yemeklerinizin yanında meze olarak kullanabileceğiniz oldukça kolay bir tarif. İsterseniz tarifimizin hemen yapımına geçelim. Öncelikle 2 adet bostan patlıcan kullandım. Patlıcanımın tepesini alıyorum. İnce dilimler halinde patlıcanımı dilimliyorum. Çok kalın dilimlemeyin arkadaşlar. Kalın dilimlerseniz pişme süresi uzar. Bu tarif için 2 adet bostan patlıcan kullandım. Patlıcanlarımı ince dilimler halinde dilimledim. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimin içerisine diziyorum. Bir tepsi tamamını almıyor arkadaşlar. Farklı bir tepside kızartacağım diğerlerini de. Aynı işlemi onlara da uygulayacağım. Patlıcanlarımın üzerini sıvı yağ ile güzelce yağlıyorum. Üst kısmını ve alt kısmını güzel bir şekilde yağlayacağım. Patlıcanlarımı ters çevirip bu kısmını da yağlıyorum. Daha kolay kızarması için. Bu şekilde yağladım. Daha sonra baharatlarımı üzerine serpmeye başlıyorum. Bunun için biraz tuz kullandım. Tuz serpeceğim üst kısmına. Tuzumu da serpiyorum. Her bir patlıcanımın üzerine bir miktar da karabiber serpiyorum. Bir miktar da kekik serpiyorum. Önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırınımda yumuşayıp üzerleri kızarıncaya kadar pişiriyorum. Patlıcanların pişerken ben de içine sürmek için iç harcımı hazırlıyorum. Bunun için karıştırma kabımın içerisine 3 yemek kaşığı labne peyniri, 3 yemek kaşığı kadar da kaşar peyniri. Kaşar peynirlerinizi rendenizin en küçük gözünde rendeleyebilirsiniz. 1 yemek kaşığı kadar dereotu, yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ve 1 çay kaşığı da çörek otumu içerisine ekleyip güzel bir şekilde karıştırıyorum. İç harcımı gördüğünüz gibi hazırladım. Bu arada patlıcanlarım da kızardı. Patlıcanlarımı farklı bir kabın içerisine alıyorum. Üzerini kapatıp patlıcanlarımı soğumaya bırakıyorum. Üzerini bir poşet ile kapattım. Poşet ile kapatma sebebimiz de arkadaşlar patlıcanların yumuşak kalması. Yumuşak olursa sarmanız daha kolay olacaktır. Patlıcanlarım soğudu. Artık patlıcan sarmamın yapımına geçiyorum. Hazırlamış olduğum peynirli iç harcımı patlıcanımın her yerine sürüyorum. Ve patlıcanımı kısa kenarından tutup sarmaya başlıyorum. Bu şekilde sarıyoruz. Patlıcanımın baharat serpmiş olduğum kısmı üst kısma gelecek şekilde koyuyorum ve iç harcımdan üzerine sürüyorum. Daha sonra patlıcanımı sarıyorum. Patlıcanların bitinceye kadar bu şekilde devam ediyorum.
Son patlıcanımı da aynı şekilde hazırlıyorum. Ve sardıktan sonra bu şekilde isterseniz servis edebilirsiniz. İsterseniz de ortadan ikiye keserek veya çeri domates de koyarak servis edebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi sizlere ortadan ikiye kesip iç kısmını da göstermek istiyorum. Gerçekten yumuşacık oldu. Patlıcanlarım gayet güzel bir şekilde yumuşamış. Gördüğünüz gibi iç kısımda bu şekilde. Söylediğim gibi yemeklerinizin yanında meze olarak kullanabilirsiniz. Yapmanızı tavsiye ediyorum. Oldukça lezzetli bir meze oldu. Yapıp deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarımdan ve yeni tariflerimden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olup zil sesini açmayı unutmayın. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar.